Almaksızın kendi özgür iradenizle iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu Dilan Güler hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! Günaydın. Gelin gidelim. Şu an sizi daha önce hiç getirmediğim bir odadayız. Burayı tam göstereceğim size. Boş oda burası. Burası boş oda olarak kalmaya devam edecek. İşte ütü odası, ekstra eşyaların olduğu yer falan. Ama şöyle bir sıkıntımız vardı. Bizim evle ilgili tek bizi zorlayan şey yatak odası. Çok büyük değil, o yüzden giyinme dolabımız da çok büyük değil ve biz bir şekilde sığmıyoruz. Ayrıca bu boş oda 3 sene içerisinde sürekli bir şeyler attığımız, bir şeyler doldurduğumuz bir yer haline geldi. O yüzden yandaki mavi odaya şu an komple bir dolap yaptırıyoruz. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız hakimsinizdir diye düşünüyorum konuya. Komple bir dolap yapılıyor oraya. Bugün dolabın ilk kısmı gelecek. Oradaki divan bu odaya gelecek. İleride belki kullanırız diye. Çünkü çok yeni yani. 3 senelik hiçbir şey yok. Ve harika bir depolama alanı orası. Birazdan göreceksiniz içinden neler çıktı. O divan direkt buraya gelecek. O yüzden buradaki eşyaları hep şuraya geriye doğru tıktım şu anda. Oraya da L bir dolap ve o dolaptan çıkan artık çok güzel ve büyük bir çalışma masası gelecek. Tam da böyle. Aynen şu an bu odada olduğu gibi. Camın karşısına böylelikle ben de daha rahat ve daha güzel makyaj videoları da çekebileceğim size. Yani orası yine çalışma odası olarak kalacak. Aynı zamanda çekim ve giyinme odası. Aslında giyinme odası yapmıyoruz. Şöyle ki yine bizim temel kullandığımız kıyafetler kendi odamızda kalacak. Ama oraya işte dediğim gibi buradaki işte şu portmanto gibi kullanıyor şurayı, oradaki paltolar, buradaki çekaz, elektrik süpürgesi, ütü masası hepsi için yer yaptık dolaba mimarımızla beraber. Ne bileyim uzun elbiseler, Serdar'ın takım elbiseleri falan böyle dolabımızda yer açabileceğimiz şeyler, daha az kullandığımız.
daha şık ayakkabılar, portmantoda yer açmak için falan. Yani gene orası, orada da tabii bir giyim kısmı olacak ama daha çok depolama dolabı olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Buraya divan gelecek. O yüzden burayı açtım komple. Normalde orada bütün bu eşyalar vardı. Bunlar artık dolabın içine sığacaklar. Şurada ekstra boardlar var Bonner'ın. Bunları da işte atölyeye sığdırabildiğim kadar sığdıracağım. Burayı portmanto gibi kullanıyorduk. Bu boşalacak. Ve efsane mavi odam. Tüm çerçeveleri indirdik. Burası böyle komple şuradan şöyle dolap olacak. Burası böyle masa olacak ve yine buraya aynı şekilde bir kütüphane gelecek. Bu masayı göndereceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum şu anda. Oyun şeyi aynı kalacak. Daha güzel olacak. Serdar'a dedim ki bugün evden çalışıyoruz. Arkadaşlarımız panik halinde. Şimdi burası aynı zamanda Serdar'ın çalıştığı ve PlayStation oynadığı oda olduğu için ona dedim ki eğer bugün evden çalışabiliyorsan evden çalış. Çünkü hani elektrikler farklı yerlere çekilecek. Onun bütün sistemi odanın başka bir tarafına taşınacak. Ve hani şeyi duymak istemiyorum. Olmamış, bu niye böyle olmuş, açılmıyor işte falan. Bunları duymak istemiyorum. O yüzden lütfen bugün evden çalışırsan çok sevinirim. Sen de bir bak bakalım ne yapıyorlar, doğru mu yapıyorlar. Neyse istiyorsan öyle yaptırt. Bu takımı biz evlenirken almıştık IKEA'dan. Ben günlük takımımın abartı fiyatlı olmamasına çok özen gösteriyorum. Çünkü çok sakar bir insanım ama galiba bunlardan hiçbirini kırmadım şu ana kadar. Hep şarap kadehleri kırıldı bu evde sadece. Şimdilik. 8'li almıştım. 8'liye ihtiyacımız olmuyor. Yani zaten bizim masaya 8 kişi sığmıyor. İşte... Ya da böyle 8 kişilik büyük bir yemek oluyorsa bir şekilde sığışacaksak zaten misafir takımını kullanıyoruz. O yüzden bu süperkleri 6'lı aldım. Biraz yerde açılmış olacak. Ama bunlar da hala gayet iyi durumdalar. Yarın öbür gün hani yazlık olur, bir şey olur, biri taşınır, birinin ihtiyacı olur falan. O yüzden paketleyeceğim hepsini şimdi. Ve koli bulup depoya koyacağım. Thank you.
Ustalarla içeride lahmacun yiyorduk. Onlar Serdar'la benim o yediğim bar gibi yerde yiyordu. Ben de, değil mi Öncüm? Ben de yerde sehpada yiyordum. Hı? Kapı çaldı. Son böyle küçük de değil yani, şöyle bir parçası kaldı lahmacunumun. Sonra ne oldu? Anlat. Bak, buralarında suç şeyleri duruyor hala. Ben gittim onu almaya, arkamı bir döndüm. Yepyeni yıkanmış, aylar sonra yeni serilmiş halımızın üzerinde koca bir lahmacun. Şimdi ben de dönmeyeyim de ne yapayım ha? Ha annem, ha aşkım, ha aşkım. Sen onu al, koltuğun altına gir, ye. Keşke acılı söyleseydim de senin şöyle bir miden yansaydı. Sana diyorum, sana. Nasıl biliyor bir halt yediğini? Nasıl biliyor biliyor musunuz bir halt yediğini? Terbiyesiz. Neyse, bütün bunlar neden yaşandı? Kapıya şöyle bir hediye gelince benim de biraz dikkatim dağılmış olabilir. Jo Malone'dan bir kutumuz var. English Oak and Hazelnut parfümü. Bu parfüm gerçekten son zamanlardaki favorilerimden. Unisex bir parfüm. Serdar'ın da kullanacağını düşünüyorum. Eğer benim gibi böyle odunsu unisex kokuları seviyorsanız mutlaka bakın derim. Ve kalıcılığı bunun gerçekten çok iyi. Pomegranate Noir mumumuz ve vücut kremimiz. Ben şunu bir story çekeyim. Çok güzel ama çok teşekkür ederim Jo Malone'un ailesine. Şaka mı bu? Adam izlemek istersen çevirebilirim. Hayır, sizin oyununuzu falan izlemek istemiyorum. Sistem bu sefer mutfağa kuruldu. İnanamıyorum ya. Ben de şuraya nasıl sığacağım diye bakıyorum. Sen PlayStation'da yer bulmuşsun bile. Güzel oldu ama bence. Unbelievable. Bir de oradan çek. Hadi artık ol. Yeni bir gün. Tada! Buraya kapak gelecek. Burada yanlış bir ölçü olmuş. Şöyle üstü var. Şimdi Perşembe günü buraya masa, şöyle şuraya kadar. Buraya da kütüphane gelecek. Gerçekten değişik bir vlog oldu bu. Benim için de, sizin için de. Şu an evde oturacak, kamerayı koyacak doğru düz bir yer bile yok. Bugün yapılış sürecinde hiçbir şey çekmedim. Çünkü deli gibi vlog editliyordum. Geçen pazara yetiştiremediğim vlogu bugüne yetiştirmeye çalıştım. Ve bütün gün onlar çalışırken ben de koltuğa gömülüp edit yaptım. Az önce hatırlıyorsunuz dün. Jo Malone'dan böyle yeni favorilerim olan geçen yaptığımız çekimde de kullandım. Birkaç ürün gelmişti hediye. Az önce tekrar kapım çalındı. Ve dedim ki herhalde yanlış geldi bu sefer yani. Hani tekrar gönderdiler.
kadar güzel bir şey çıkacak şimdi biliyor musunuz? O kadar güzel kokuyor ki, o kadar güzel kokuyor ki şu an delireceğim. Sevgili Ecem, Jo Malone London'ın sevilen kokusu English Paraphrasia'nın büyülü dünyasına adım atmaya hazır mısın? Peki, tahmin edin kimin English Paraphrasia'sı bitmek üzereydi? Bu benim, zaten hali hazırda kullandığım ve çok çok sevdiğim bir parfüm. Şimdi bu çiçekleri ne yapacağız? Bir de ben şu fıstıklı makaronları hemen yiyorum. Aa, fotoğrafını çektim. Bir influencer'ın drama. O çekmecelerin içlerini dışlarını işte. Pazartesi ve salı geldi. Masaya at onu. Onun varsa parla. Evet, önemli olan aynı renk, aynı parla. Bitti olsun, bana yeter. Çok ben. O biraz daha şey yani taşardı. İstediğimiz aslında içi doluydu ama böyle düzdü. Güzel ama biraz ağır kaçar. Ağır kaçar, evet. Bence de ağır kaçar. Bunu düzüydü istediğim zaman. Bu da benim hoşuma gitti, zarif yani. Çok güzel ya.